Herkese merhaba arkadaşlar. Bir günün videosuyla daha karşınızdayım. Önce klasik kendi borsamızdan bizden başlayalım. Bu hafta nasıl bir hafta geçti? Zaten görüyorsunuz bu hafta 5'te 5 yaptık arkadaşlar. Yani 5 tane eksi. Yani daha önce de demiştik bizden ümidi zaten kestik. BIST ayı piyasasına döndü. Deminki teknik analiz dersinde anlattığım bir şey vardı arkadaşlar. İkili dip, ikili tepe. İşte o ikili tepeni yaşıyoruz biz şu an bizde. Tam şurada M'nin alt çizgisi var. Bu M'nin alt çizgisini de aşağı kırarsa şelale buraya kadar gelmesi olası. Ondan sonra zaten şurası, şurası derken gidiyor arkadaşlar aşağıya. Burada da vardı aynı şey işte. Burada daha önce de söylemiştim birçok kez. İşte burada da üçlü tepe yani hatta bu. Üç kere yapmıştı. Başaramamıştı. Şu alt çizgisinin hattını patlatırsa gider demiştik. Patlatmıştı. Ta buraya kadar gelmişti. Sonra şurada bir W yapmıştı. W'da şurayı patlatması önemliydi. Patlattı orayı ama anca şu kadar gidebildi. Ondan sonra gene alakasız politik haberler yüzünden aşağı saldı. Bir toplamaya çalıştı. Gene burada ikili tepe yaptı. Buradan geri sekti. Aşağı gidiyor. Şu an iyice saldı. Cuma salışı da eklenince yani biliyorsunuz cumaları kar satışları oluyor. Genel durumda aşağı yönlü olunca olduğu gibi saldı. 0,5'lerde falan geziyordu. Şimdi 1,5'lara çıktı. Bakalım ne olacak? Daha ne kadar aşağı inecek ya da geri çekilme yapacak mı BIST? O yüzden her zaman diyorum ben bizdeki portföyümü zaten ağırlıklı olarak çoğunu boşalttım. Çok küçük bir portföy bıraktım. Gerisi Amerika ve biraz da coin'di arkadaşlar. Şimdi Amerika'ya geçecek olursak Fed hani işte şuradan neyden bakalım, spy'dan bakalım hadi. Fed açıklamasında faiz artırımı yapmayacağını söyledi ama yani tabii bunun arkasında da hani ileriki tarihlerde bir şeyler olabilir gizli arkadaşlar. Tabii piyasalarda uyanık. Tabii Wall Street dediğimiz adamlar bunlar. Her şeyin farkındalar. Fed ne kadar sabit bıraksa da bir şey açıklamasa da gördüğünüz gibi o da aşağı yönlü gidiyor son 3 gündür. Şu an Pre Market'ta da bayağı bir geriledi. 421'den 418'e çekilmiş durumda Pre Market. Ondan sonra bakalım ne yapacak. Yani Pre Market'a geçecek olursak. İşte şurada gözüküyor arkadaşlar. Bu After Hours Pre Market'ta gap'li aşağı açtı. Şurada bir spike attı ama hiçbir işe yaramadı tabii o. Tak 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 gene geldi şuraya kadar. Burada bir desteği var. Buradan deminki gene anlattığımız şey W yaptı. Yani ikili dip yaptı. Hem de teknik analiz dersleri üstünden geçmiş oluyoruz işte arkadaşlar. Daha demin bunun kursunu çektim. Dersini çektim. Buradan sonra şurayı kırarsa yön yukarı ne kadar gidecek onu göreceğiz bakalım. Peki Nasdaq pozitif hocam ne alaka? Nasdaq niye böyle oldu? İşte Nasdaq niye böyle oldu arkadaşlar? Nasdaq da aslında Pre Market'ta saldı bakın. Aynı W'yu o da yaptı gitti. Ama Nasdaq günlüğe geçersek çizimde kaldık. Günlüğe geçersek arkadaşlar Nasdaq bu faizleri falan dinlemedi. Growth sektörü yani Nasdaq neydi? Growth sektörüydü arkadaşlar. Growth sektörü yükselişe devam etti. Neden? Çünkü growth sektöründeki birçok firma çok kötü dip yapmıştı arkadaşlar. Yani aylardır bunlar dip yapmıştı. İşte EV sektörleri işte mesela ne bileyim NIO görüyorsunuz. NIO ta nerelere gelmişti? Bakın kaç gündür bir rally yapıyor. Yani şuradan 31'lerden 32'lerden 47'lere geldi. Müthiş bir geri dönüş var. %50. Yani %50 geri dönüş yaptı. İşte başka bir şey Li görüyorsunuz aynı. Yine o da çok diplerden geldi. O Li %100'lere gelmiş. XPER görüyorsunuz aynı grafikler işte o yüzden growth sektörü çok dip görmüştü arkadaşlar. Bu çok dip gören bir sektör
Artık tabii ki de yukarıya yönlü tepki verdi. O dipleri gören firmalar batmadı sonuçta. Bunlar bir toparlanma sürecine girdiler. İşte hepimizin bildiği hisseler, işte PDTR bile belli bir toparlanma yaptı arkadaşlar. O da şuradan şuraya döndü. %50 toparlanmış yani görüyorsunuz çoğu. Biz bunları nereden takip ediyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar ARK'tan takip ediyoruz tabii ki. İşte ARK ETF'i bize her şeyi anlatır growth sektörüyle ilgili. Çünkü ARK ETF'in içi growth sektörü dolu. ARK bile kendi içinde ya yani bu ETF olduğu için %20 ETF için müthiş bir rakamdır arkadaşlar. Hani hisseler 50 %50 bazlarında %100 bazlarında gidebilir de bir ETF'in %20 aşağı yukarı oynaması çok büyük orandır. İşte gördüğünüz gibi growth sektörü nasıl çakılmıştı? Yani büyük çakılmıştı. %60 çakılmıştı. Şimdi %20'sini geri toparladı. Bakalım daha toparlayabilecek mi? Bakın şurada birazdan yükleyeceğim gene teknik analiz 3 dersinin konusu. Burada bir M var. Şimdi teknik analiz 3 dersini alınca zaten bunların ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Yani Nasdaq'ın ayrışmasının sebebi birazcık o arkadaşlar. VIX'i görüyorsunuz. VIX şu an çok büyük zıplama yaptı. VIX'in pozitif olması ne demek? Market kötü aşağı gidecek demek. VIX neydi? Korku endeksi arkadaşlar. Şu an korku endeksi çok büyük sıçrama yaptı. Korku endeksi sıçrama yapınca ne yapıyordu? UVXY arkadaşlar. UVXY'a bakıyoruz. UVXY şu an bakın hemen şurada. Dün 31.72 ile kapatmış. Şu an 33.25 öncesinde yani pre-market'ta neydi? Korku endeksi artınca UVXY artar. Korku endeksi düşünce UVXY aşağı gider. Yani marketin negatif olduğu günlerde UVXY'a long pozisyon ya da call opsiyon alabilirsiniz. Marketin pozitif olduğu günlerde bunu shortlayabilirsiniz ya da put opsiyon alabilirsiniz. Her zaman güvenli limandır. Amerikan 10 yıllıkları enteresan biliyorsunuz. İşte o bayağı bir gitmişti. Oradan geri sekmişti. Şu kanalda gidiyordu. Sonra bu kanalı aşağı kırmıştı. Ondan sonra tekrar bir yükseliş geldi aşağıdan. Şimdi 2 gündür gene böyle bir aşağı gitti. Kanalından geri sekti görüyorsunuz. Bu kanalı tekrar aşağı salarsa enteresan. Yani ben bu kadar aşağı gitmesini çok da beklemiyordum 10 yıllıkların. Ama 10 yıllıkların aşağı gitmesi gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir haber. Yani bizim gibi ülkeler için pozitif ama bir türlü bir pozitiflikten faydalanamadık. Yani şuradan şuraya geldi. Böyle bir pozitif ortam oluştu. Ama bizim dolarımız ne yazık ki onun tam tersi yaptı. Böyle oldu. Halbuki gördüğünüz gibi Afrika randı da 3. dünya ülkesi. Yani gelişmekte olan ülke. Bizle aynı kategoride. O 10 yıllıklarla birlikte çok güzel düşmüştü. Ama biz bir türlü bu 10 yıllıkların rallisini yakalayamadık. Tersine gitti. Çünkü dediğimiz gibi her zaman ülkemizde politika çok hassas ve oynak. Piyasamız çok ne yazık ki çok dar ve hassas, oynak, korkak bir piyasamız var. Güvensiz bir piyasamız var. O yüzden en ufak kötü haberde, en ufak bir olumsuz şeyde, hiç piyasayla alakası olmayan bir haberle bile piyasamız ne yazık ki kötü etkileniyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu tamamen hükümetin, bizi yöneten insanların elinde olan bir şey. Biz sadece bununla göre pozisyonumuzu alıp bekleyebiliriz. Dolara ne demiştik? 8.50'nin üstü al bölgesidir. 8.50'yi geçerse alışlara başlayabilirsiniz demiştik. Şu an zaten 3 gündür al bölgesinde alış imkanı var. Ne tekrar satışa dönmesi için ne görmemiz gerekiyor? İşte bir şöyle neydi bu? High low, high low, high low. Yani low high'lar görmeniz lazım. Low low'lar görmeniz lazım. En kötü şu bandın içine bir gelmesi bir görmemiz lazım ki ondan sonra dolar satı dönsün diyelim. Ama şu an dolar ne yazık ki alda. Hani ülkemiz için iyi bir şey değil ama durum bu arkadaşlar. Biz yatırımcı olarak ne kadar tabii duygusal insanlar olsak da biz duruma göre oynarız. Al diyorsa alacağız, sat diyorsa satacağız. Yapacak bir şey yok. Genel duruma bakacaksak da zaten işte gördüğünüz gibi Russell, Dow Jones, vadeliler, Avrupa, işte Tokyo hepsi eksi de.
Gelelim BTC'ye. BTC'yi her zaman konuşuyoruz. BTC'den ben her gün para kazanıyorum coin borsasından. Ama ne yazık ki çoğu arkadaşınız kaybediyor. Neden? Çünkü yanlış yapıyor. Spotta mala giriyor, malda kalıyor. İşte hala dönecek, uçacak, kaçacak. Burası dip bilmem ne falan peşlerinde. Böyle bir şey yok. Her zaman söylüyorum, coin borsasında, spotta, malda kalınmaz, swing trade, kriptoda olmaz. Olmaz, olmaz. Sakın yapmayın. Swing trade kriptoda olmaz. Bir daha söylüyorum. Swing trade kriptoda olmaz. Yapılmaz. Gidersiniz. Swing. Ben zaten swing'in kendisine oldum olası karşıyım. Coin piyasasında swing trade. Geçmiş olsun işte. Ondan sonra herkes mesajlar atıyor. Hocam şu kadar kaybettim, bu kadar kaybettim. Kaybedersin. Çünkü swing trade'e uygun bir borsa değil burası arkadaşlar. Burada swing olmaz. Burada çok güzel gir çıklar var. Müthiş para kazanırsınız. Aynı beni takip edin. Twitter'a atıyorum. En az 100-150 tane 10 gündür 15 gündür tweet attım. %100 başarı oranı. Daha bir tanesi şaşmadı. Niye? Çünkü ben pozisyonu kovalamıyorum. Pozisyonun bana gelmesini bekliyorum. Kuralları ben koyuyorum. Dakikalık bunda giriyorum çıkıyorum. Öyle saatlerce durmak yok. Günlerce durmak hiç yok. Yok şu coin bu coin. Yok alayım gidecekmiş uçacakmış. Yok şu projesi varmış bu projesi varmış. Ne projesi olursa olsun gitmez. Gitmezse gitmez. Coin borsası hala yasal bir borsa bile değil. Yani arkasında bir devlet yok, hükümet yok, hiçbir şey yok. Şahsi kişilerin kurduğu bir borsa, firmaların kurduğu bir borsa. Öyle bir borsanın tabii ki de firmalar ne isterse o yana gider arkadaşlar. Bunu öğrenemediniz bir türlü. Öğreneceksiniz. Kaybede öğreneceksiniz. Kaybetmeden insanlar öğrenmez. Kaybetmek de ne yazık ki gerekiyor. Ama kayıplarınızı minimumda tutmak için dikkatli olun. Hiçbir zaman hiçbir kimseye güvenmeyin. Söylenen söylentilere göre giriş çıkış yapmayın. Sadece grafiği okuyun ve spotta kalmayın arkadaşlar. Doları konuştuk zaten. Altında ne olduğunu biliyorsunuz işte. Şurada altını şelaleye bağladılar. Burada çok büyük gepler vardı tabii. Çok hızlı çıkmıştı. Hızlı çıktığı yerleri patır patır geri indi. Allah'tan bakın şurada tutundu. Yoksa şuraya tak diye burayı da inecekti. Burada ikili dip yaptı. İkili dip yapınca ne yapar? Yukarı seker. Bakalım bu geri dönüş sinyali mi? Yoksa sadece bir pullback yani kar satışlarıyla mı sonra tekrar aşağıya devam mı bunu göreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi bir W vardı. Bu da gitmişti ama altın ne yazık ki olmadı arkadaşlar. Çünkü işte Amerika'daki açıklamalar dünya ekonomisi altını emtiaları gitmesine izin vermedi arkadaşlar. Aynısı zaten. Bunlar birbirini takip eder biliyorsunuz. Gümüş altın kadar oynamaz ama altını takip eder. Altın da aynı hareketleri yapar. Biraz daha düşük hareket eder. Platin de aynısı. Görüyorsunuz. Yani emtialar birbiriyle aynı gider arkadaşlar. İşte burada da petrol var. Petrol çok güzel bir rallideydi. O da şu son 3 gündür ne yazık ki satış yedi. Gene tabii ki de haberlere bağlı Amerika'da açıklanan petrol verilerine bağlı olarak arkadaşlar. Bunun düşüşünü bekliyordum ben. Zaten bir ay önceki falan o demiştim bir tane videoda. Bu Amerika'daki petrol krizindeki veriler Nisan ayında kötü açıklandı ama ben Mayıs'ta daha kötü bekliyorum demiştim. İşte o veriler de açıklanınca o verilerin eşiğinde petrol bir geri çekilme gene yaptı. Bakalım geri çekilme bir geri çekilme mi yoksa artık aşağı düşüş mü? Şuradaki gibi bir düşüş gelir mi? Yoksa bunlar gibi pullbacklerden şöyle pullbacklerle yapıp tekrar yukarı gider mi? Bunu zaman içinde göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün piyasaları değerlendirdik. Genel piyasa görünümü şu an tüm dünyadaki piyasalar bir iş yani ayı piyasası gibi duruyor. Şu an için çok fazla call pozisyon, long pozisyon kovalamayın. Dikkatli olun. Şu an put ve short zamanı gibi duruyor. Gene de tabii ki arada fırlayan firmalar olacaktır.
Buna uymayan firmalar olacaktır. Özellikle growth sektöründe bahsettiğim sektördeki firmalar aradan sıyrılacaktır. Ama onun haricinde bütün piyasa şu an negatifte duruyor. Biz neyin peşindeyiz bir de? EMC. EMC ne yaptı arkadaşlar? 60'ın üstünde tutunmayı başarabilirse bugün in the money'de kalacak. O kadar çok şey var ki, kontrat var ki bu sefer piyasa yapıcıları, daha önceki videolarda anlattığım gamma squeeze yapmak zorunda kalacak. Piyasa yapıcılar bu in the money'de kalan opsiyonların bedeli kadarı satın almak zorunda. Çünkü opsiyon neydi arkadaşlar? O aldığınız strike price'dan exercise etme hakkı kazanıyorsunuz. Onu exercise edebilmeniz için de karşılığında hisse olması lazım. Hisseyi de market yapıcının alması gerekiyor, koyması gerekiyor ki siz exercise hakkınızı kullanmak isterseniz exercise edebilecek kadar share'ın orada olması lazım. O yüzden market yapıcının da onu satın alıp koyması gerekiyor. O zaman gamma squeeze oluyor. Bu 100'e 2 dakikada gider 100'e. Ama bakalım gidebilecek mi, gidemeyecek mi? Shortçular şimdi açılır açılmaz basacak mı? Yoksa longçular bu sefer galip gelebilecek mi? Göreceğiz. Şurası çok kritik görüyorsunuz. 60-65 bantları. Burayı birkaç kere test etti, geri çekildi. Hani 30'ları 40'ları çok rahat kırıyor ama bir türlü 60-65'i kıramıyor. Dediğim gibi 60'ın üstünde kapatması çok önemli. In the money opsiyonlar açısından arkadaşlar. Bakalım EMC kontratları bugün sıfırlayacağız ya da tutumun aya gideceğiz. Hep birlikte göreceğiz açılıştan sonra arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz sonra canlı yayına başlayacağız Amerika'da. Bunları konuşacağız. Orada da üyelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.